Özellikle bu yıllarda şimdi pozisyonları yeni yeni öğreniyoruz. Onların pozisyonların yerleri, pozisyon değiştirmeyi yeni öğreniyoruz. Çünkü zaten pozisyonları yeni öğrendiğimize göre onlara gidişi daha yeni öğreniyoruz. İyi pozisyon değiştirme. Vibrato hayatımıza yeni katılmış. Sonatımızın bir yerinde vibratoluk bir yer geliyor. Orada azıcık sallayıp sonra bırakmış oluyoruz. Bize bunları sürekli çalışabileceğimiz, hiç durmadan dönen bir çalışma materyali lazım, eğitim materyali lazım. Benim en beğendiğim bu dönem için şeylerden bir tanesi kırık arpej, bir tanesi sevcik. Hemen göstereyim. Mesela kırık arpeji çeşitli ya gamın neyse sol majörse sol majörünü yapacaksın yani. Do majörse do majörünü yapacaksın. Bu sırada birinci ve üçüncü pozisyon arasındaki ilişkiyi nasıl arpejlerde de benzer bir şekilde arpejlerde de ilişkiyi bir şekilde tonal anlamda en bariz duyabileceğin yer. Çünkü bütün sesler o gamın içerisinde geçmesi gereken sesler. Dolayısıyla entonasyon anlamında takip etmesi de en kolay. Hem de pozisyonların yerlerini öğreniyorsun ve pozisyon geçmek için mesela 3, 2, 2, 3 gibi parmaklarla sonra elin ortasındaki parmaklarla çok rahatlıkla pozisyon değiştirmeyi ya başlangıç yapmış oluyorsun. Bir diğeri de sevcik. Bunda da özellikle vibratoyu çok öneriyorum. Yumuşak bir vibrato çalışmayı yapabilmeyi öğrenmiş oluyoruz. Hem pozisyon değiştirmeleri yumuşak bir şekilde yapmayı oluyoruz. Hem de pozisyonların yerlerini iyice öğrenmiş oluyoruz. O notayı çalarken ismini söylemiş oluyorsun. Ve her gün birazcık yaptığın zaman her gün bir defa bu si'ye bir si demiş oluyorsun.